Hoş geldin Hüsnü. Ne haber Nezike? İyi. Nerede millet? Çocuklar yattı. Zeliş nöbetçiymiş bu gece. Tekin de provada geç geleceğim dedi. İyi, ben de yatıyorum o zaman. İki lokma bir şey yeseydin önce Hüsnü. Yedim çocuklarla, ölüyorum yorgunluktan. Çok güzel kapuska yaptım. Tokum ya, Allah Allah, tokum. Çay koyayım. Uykumu kaçır şimdi, hadi Allah rahatlık versin, hadi. Açık koyarım paşa çayı. Sıcak sıcak içer, ısınırsın. Çene çalacak kimse kalmadı tabii. Beni yakaladın değil mi? İyi hadi geç, anlat hadi, hadi. Ne yaptın Gonca Hanım meselesine? Ne olmuş Gonca Hanım'a? İşte ben de onu soruyorum. Ne olmuş Gonca Hanım'a? Hani yemeği çağıracaktı tanıştırmaya. Ya kızım, görmüyor musun koşturmamı Nazike? Misafir ağırlayacak halim mi var benim Allah aşkına? Aman sen ağırlayacaksın sanki. Sen çağır, gerisi bende. Nasıl olacak peki o? Şöyle yapacağız bak. Dur. Sen başladın mı yarım saatte durmazsın, susmazsın. Bari bir çay doldur hadi. Hemen demliyorum Hüsnü. Oh, daha yeni mi demliyorsun çayı Nazike? Yok. Sakın yakma bak, kostüm kiralık ha. Tamam abi ya. Ya Şule'cim, şuraları tam olmamış sanki. Sen yap çok biliyorsan. Yok yok. Sen iyi gidiyorsun. Aynen devam abicim, aynen devam. Nedir ayol bu telaşınız? Teyze, okula gideceğim dedim ya. Kostümlü provam var bugün. Teyze be, hazır buradasın. Sana tiradım okuyayım son kez ha. Aman istemez. Başım şişti senin tiratlarından. Yok Prometheus, yok Batlavyus. Biraz kültürünüz arttı. Fena mı? Ay, bir tütün al. Heh, sağ ol canım. Dur çocuğum, dur. Dur saniye teyze, dur. Heh. Cem de gelmiş. Hadi ben çıkıyorum. Teyze şunu tut bir. Heh. Tut şunu. Ver bakayım. Abim, ver bir yanak. Cem kim ayol? Ya tiyatrodan arkadaş işte ya. Babama selam söyleyeyim, ver teyze. Dur bir deneyeceğim. Ya teyze ver işte. Ay. Şuraya bak, şuraya bak. Bana bak. Ha? Bir dizide rol kap da acık elin para görsün, para. O da olur teyzeciğim, o da olur inşallah. Buruş oldu ya. Hiç kafası çalışmıyor ayol. Bunun yaşında ben olacaktım ki. Oho! Ha! Tazını attırırdım ben televizyon dünyasına. Ay. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ya tiyatro sahnesi benim şu hayatta nefes alabildiğim tek yer yani, biliyor musun? Ya oyunculuk kanımı öyle bir işlemiş ki. Yani... O kadar olur en fazla. Yeteneklisin kardeşim. Eyvallah eyvallah, öyle diyorlar sağ olsunlar. Ya geçen sahnedeyim. Bir tirat atıyorum. Baktım arkadan biri alkışlıyor. Kim? Halil Norman ya. Hadi be. Ya meğer provayı izlemeye gelmiş. Çekti beni kenara Halil hocam. Oğlum sen şöyle yeteneklisin. Böyle büyük oyuncusun. Sen daha önce neredeydin? Ama nasıl övüyor abi yani. Tekin. Sonra hemen aldı Tekin telefonumu. Dedi ben sana başrol oynatacağım. Dedim hocam yapmayın, etmeyin. Oğlum durağa kaçırdık lan. Ne? Hop kaptan. Dur. Kaptan. Kızlar size de vereyim telefon numaramı ha? İstemez canım. Biz Haldun hocadan alırız numaranı. Ama. Eyvallah. Oh. Ulan dalmışız iyi mi? Neyse ya. Çok geçmemişiz okulu. Şu yukarıdan dolaşırız. Ulan kızlar ne güzeldi ama ya. Bir 15 dakika daha dursak. O kız kesin bendeydi abi. Senin kostümün nerede? Hangi kostüm? Kostüm. Kostüm? Kostüm? Lan minibüste kaldı. Koş ulan. Nereye koş oğlum? Bastı gitti adam ya. Ya abi ne yapacağım kostümsüz ya? Ya hepsi emanetti zaten. Ya iki tane kız gördün hemen şaşırdın kendini. Haldun Dormen'miş. Abicim konumuz şu an Haldun Dormen değil. Ne yapacağım ben ya? Kostümsüz gidersem kesin bırakırlar beni. Ya okul uzayacak ya, of ya. Ya abi ya. Söylemiyorsun da almışsın kendi kostümünü. Efendim oğlum. Baba yardımın lazım. Bak sen. Ne yaptın lan yine? Baba inan hiçbir mazeretim yok. Bu kez tamamen benim salaklığım. İnanırım oğlum, inanırım. Evet. Dolmuş baba. Dolmuşta kaldı. Dolmuş mu? Ne dolmuş oğlum? Ulan Tekin. Bir günde iki elinle bir iş hallet be. Sanki üstünün hiç işi yok. Başkomiser miyim, baş yaveriniz miyim belli değil be.
Nerede lan bu dolmuş? 50-41'den 45-40'a. 45-40 dinlemedi. Dolmuşu durdurduk başkomiserim. Hah, aslanım benim, bravo. Nerede durdurdunuz? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ne oluyor amirim ya? İhbar var kardeşim, keyfimizden mi sanki? İhbar aldık, ona bakacağız. Ama bizim de işimiz gücümüz var. Ya hepimizin işi gücü var kardeşim. Bizim de işimiz bu. Demin iki salak vardı, onlar unuttu onu. O salaklardan biri benim oğlan. Affedersiniz. Yok kızım yok. Az biri söyledin. Üzme kendini. Kostüm burada. Operasyon gamboç bitmiştir. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkes kendi yolunda. Hadi geçmiş olsun. Hadi ya. Hadi kardeşim. Son 2 dakika. Ha? Yani 2 dakikası ya. Çok büyük fırça yiyeceğim ya. Hak ettin oğlum. Of. Bari sen şu şapkayı ver bari. Onu takayım olmaz mı ha? Ha? Olmaz mı? Abicim saçmalama. Olur mu öyle ya? Ya. Of. Hazır mıyız arkadaşlar? Ah, hazırız. Bakın bütün hocaları izlemeye geldi. Dekan bile burada. Sakın beni rezil etmeyin. Diyeceğim ama Tekin Bey'i ne yapmış yapacağını. Nerede kostümün oğlum? Hocam elektrikler kesildi de. Ne alaka? Ne bileyim. Burada hocam, burada. Ya baba sen nasıl bir kralsın ya? Yalakalık yapma da al şunu. Hocam kusura bakmayın. Bizim Tekin biraz gevşektir. Yani 4 kardeşi var, bir tek bu böyle oldu. Biz de anlamadık. Hiç sorma. Baba ne yapıyorsun ya? Yani biraz sorumluluğunu bilse hiç fena olmayacak. Nerede hocam, nerede? Nerede? Ufaktı, hoş görüyorduk. Kazı kadar oldu, hala paçasını topluyoruz her gelinin. Baba bari burada dövme ya. Siz söyleyin, siz söyleyin. Hak etmiyorum hocam ha? Ezberin tam mı oğlum ha? Çalıştın mı, ezberini yaptın mı? Rolüne çalıştın mı çocuğum? Biz 5 dakika daha bekleriz. Siz işinizi bitirin Hüsnü Bey. Çıkalım çocuklar. Baba ol baş başa kalsın. Hocam lütfen. Hadi hocam. Gel. Çıkalım hadi. Bana 5 dakika yeter hadi hocam. Baba. Oğlum ben niye seninle uğraşıyorum lan hala? Hı? Emniyeti seferber ettim ulan o dolmuş için. Bir sürü insandan laf işittim. Manyak mısın, evlat mısın, imtihan mısın oğlum? İmtihan mısın? Söyle çocuğum. İmtihan mısın sen benim için? Sana ben...